Temel haldeki elektron dizilimleri verilen aşağıdaki elementlerden hangisinin karşısında belirtilen değerlik elektron sayısı yanlış verilmiştir deniliyor. Arkadaşlar, değerlik elektron sayısı bir kimyasal bağ sırasında atomların kullandığı elektronlara biz değerlik elektronları diyoruz. Orbitaller üzerinden değerlik elektron sayısı bulurken baş kuantum sayısının en büyük olduğu ilk yerden periyot çizgimizi çekiyoruz. Ve buradan sonraki elektronlar bizim değerlik elektronlarımız oluyor. A seçeneği için baş kuantum sayısının en büyük olduğu yer 2S. 2S'den çizgimizi çektiğimizde buradan sonraki elektron bize değerlik elektronu veriyor. Değerlik elektron sayımız 2 olacak. Doğru verilmiştir. B seçeneğinde baş kuantum sayısının en büyük olduğu ilk yerden yine periyot çizgimizi çektik. Buradaki elektronları topladığımızda 2, 3 daha 5 olduğunu görüyoruz. Değerlik elektron sayısı burada 3 olarak verilmiş. 5 olması gerekiyordu. Soru bize yanlış olanı sorduğu için cevabımız B şıkkıdır. Diğer şıkları da kontrol edelim. C şıkkında baş kuantum sayısının en büyük olduğu ilk yerden periyot çizgimizi çektik. Daha sonra elektronları topladığımızda 2, 5 daha 7 olduğunu gördük. Değerlik elektron sayımız 7. D seçeneğinde baş kuantum sayısının en büyük olduğu ilk yerden periyot çizgimizi çektik. Buradaki elektronumuzun sayısı 1. Dolayısıyla değerlik elektron sayımız da 1 olacak. Son olarak E şıkkına baktığımızda baş kuantum sayısının en büyük olduğu ilk yerden yine periyot çizgimizi çektik. Elektronların topladığımızda 2, 6 daha 8 olduğunu görüyoruz değerlik elektron sayımızın. Sorumuzda bize değerlik elektron sayısının yanlış olduğu sorulduğu için cevabımız B şıkkı olacak. Temel hal elektron dizilimi bilinen bir atomun niceliklerinden hangileri bulunabilir? Öncelikle temel hal elektron dizilimini bildiğimiz için bu atomun elektron sayısını bilebiliriz. Orbitallerde bulunan elektronların toplamı toplam elektron sayısını verecek. Bu tanecik bir atom olduğundan dolayı proton ve elektron sayısı da birbirine eşit olacağından dolayı proton sayısını da bulabiliriz. O halde bu bilgiler çerçevesinde sorumuzu yorumlayalım. Birinci öncül kütle numarası denilmiş. Arkadaşlar, kütle numarasını bilmek için proton sayısıyla birlikte nötron sayısının da bilinmesi gerekiyor. Elektron diziliminden nötron sayısı ile ilgili bir bilgi sahibi olmadığımızdan dolayı nötron sayısını tam olarak bilemeyiz. Dolayısıyla kütle numarasını da tam olarak bulamayız. İkinci öncül değerlik elektron sayısı demiş. Değerlik elektron sayısı elektron diziliminden rahatlıkla bulunabilir. Baş kuantum sayısının en büyük olduğu orbitalden periyot çizgimizi çizdiğimizde bu çizgiden sonraki elektronlar bize değerlik elektronunu veriyor. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Helyum hariç A gruplarında son katmanında bulunan elektron sayısı değerlik elektronunu verecek. İsterseniz bir örnek üzerinden olayı somutlaştıralım. Atomumuz azot olsun. Elektron dizilimini yapıyorum. Bakın, baş kuantum sayısının en büyük olduğu ilk yerden periyot çizgimi çektim. Bu periyot çizgisi oldu. Buradan sonraki orbitallerde bulunan elektronların toplamı bize değerlik elektron sayısını verecek. 2, 3 daha 5'tir. Değerlik elektron sayımız azot için 5 oldu. Dolayısıyla ikinci öncülü bulabiliyoruz. Elektron sayımızı biliyorsak elektron dizilimini yapar ve değerlik elektron sayısını bulabiliriz. Üçüncü öncül periyot numarası. Arkadaşlar, periyodik cetveldeki periyot ve grup proton sayısına göre belirleniyordu. Biz proton sayısını bildiğimizi söylemiştik atom nötr olduğundan dolayı. Dolayısıyla elektron dizilimini yaparız. Baş kuantum sayısının en büyük olduğu yer bize periyodu verecek. Periyot numarasını bulacağız. Yine periyot çizgisini çektikten sonraki orbitallerde bulunan elektron sayısı bize grup numarasını veriyor. Eğer sonu P ya da S ile bitiyorsa A grubu, D ya da F orbitalleriyle bitiyorsa da B grubu diye söylüyoruz. Dolayısıyla grup numarasını da bulabiliriz. Sorumuzun cevabı E seçeneği olacak. Verilen iyonların üçünün de elektron dizilimi verilmiş bize. Buna göre X, Y, Z atomlar için, bakın atomlar için soruyor. Yargılardan hangileri doğrudur? Öncelikle atomların proton sayılarını belirleyelim. Elektron dizilimlerinin 1S2, 2S2, 2P6 olduğunu bildiğimizden dolayı bu orbitallerde bulunan elektronları topladığımızda bize iyonlarda bulunan toplam elektron sayısını verecek. Buradan da 10 elektron olduğunu görüyoruz. Yerine koyacak olursak iyonlar için 10 elektron sayısını, X'in proton sayısını 9 olarak bulacağız. Y için 10 elektronu koyduğumuzda proton sayısı 11, Z için de 10 elektron sayısını koyduğumuzda proton sayısını 12 olarak bulduk.
Soru bize bu taneciklerin atom halleri için sorduğundan dolayı verilen iyonların nötr halini düşüneceğiz. O halde X'i 9, Y'yi 11 ve Z'yi 12 şeklinde düşüneceğiz. Dediğim gibi nötr halde düşüneceğiz bunları. Birinci öncül değerlik elektron sayılar arasındaki ilişkiden bahsedilmiş. Elektron dizilimlerini yapacak olursak orbitaller üzerinden değil de arkadaşlar katman elektron dizilim üzerinden yapıyorum. İlk 20 elementte katman elektron dizilimini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatırlarsak katman elektron diziliminde son katmanda bulunan elektron sayısı değerlik elektron sayısıydı. X için 7, Y için 1, Z için ise değerlik elektron sayım 2 olacak. Dolayısıyla en büyük X, sonra Z, sonra Y olacak. Burada farklı bir sıralama verdiği için birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncülümüz grup numaralar arasındaki ilişki denilmiş. Bunların hemen grup ve periyodunu belirledim. Yine ilk 20 element olduğu için orbitaller üzerinden değil de katmanlar üzerinden belirleyebiliriz. Buradaki katman sayısı periyodu veriyordu. X ikinci periyot. Son katmanda bulunan elektron sayısı da grubu veriyordu. 7 A grubu diyorum. İlk 20 element A grubudur arkadaşlar. Y elementi için yapalım. 1, 2, 3. 3 katman olduğu için 3. periyot. Son katmanda 1 elektron olduğu için 1 A grubu. Z'ye baktığımız zaman 1, 2, 3, 3 katman olduğu için 3. periyot, son 2 ile bittiği için 2A grubu diyeceğiz. İsterseniz bir de orbitaller üzerinden grup periyot bulalım. Şu üst kısmı siliyorum. Atomlarımızın elektron dizilimini yapacağım. Öncelikle X ile başlayalım. Y'nin elektron dizilimi bu şekilde olacak. Son olarak Z'nin elektron dizilimini yapıyorum. Evet, elektron dizilimlerini yaptık. Baş kuantum sayısının en büyük olduğu değer bize periyodu verecekti. X için baş kuantum sayısı en büyük değeri 2'dir. İkinci periyottur diyorum. Y için baş kuantum sayısının en büyük olduğu yer burası. Üçüncü periyot elementi. Yine Z için de baş kuantum sayısının en büyük olduğu yer burası. Bu da üçüncü periyot elementi. Grupları belirlerken periyot çizgisinden sonra bulunan orbitallerdeki elektronlar toplamına bakacağız. 2, 5 daha 7. Son orbital S ya da P ile bitiyorsa A grubudur. Burada P ile bittiği için A grubu dedik. Burada yine periyot çizgisinden sonra sadece S orbitali var. S orbitalinde bulunan elektron sayısı 1'dir. O yüzden 1 dedik. S ile bittiği için de yine A grubu. Son olarak Z atomuna baktığımızda periyot çizgisinden sonra S orbitali var. Sadece S orbitalinde de 2 tane elektron olduğu için 2A grubu diyoruz. S ile bittiği için de A dedik. Şimdi grup numaralar arasındaki ilişkiye baktığımızda en büyük grubumuz 7A grubu olduğu için X. Daha sonra 2A grubu olduğu için Z, son olarak da 1A grubu olduğu için Y. Burada verilen sıralama bizim bulduğumuzla aynı. İkinci öncül doğrudur. Üçüncü öncül periyot numaralar arasındaki ilişki denilmiş. Periyotlarda Z ve Y birbirine eşit. X'in periyodu ikinci periyot olduğu için daha küçüktür diğerlerinden. Buradaki sıralamamız da doğru oldu. Bu arada arkadaşlar değerli elektron sayısını orbitaller üzerinden bulmak istiyorsanız aynı grup bulur gibi periyot çizgisinden sonraki elektronların toplamı bize değerli elektron sayısını verecek. Burada X için değerli elektron sayısının 7, Y için 1, Z için de 2 olduğunu bu şekilde de bulabilirdiniz. Sorumuz bize doğru olanlara sorduğundan dolayı cevabımız 2 ve 3 olan D seçeneği olacak. Nötron sayısı 24 olan X artı 2 iyonu ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre nötr X element atomu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır deniliyor. Verilen bilgilere baktığımızda elektron bulunan orbitallerinin en yüksek baş kuantum sayısı 3, açısal momentum kuantum sayısı yani L'si 2 olan orbitallerinde 1 elektron bulunuyor. L'si 2 olan orbitali hangi orbitaldi arkadaşlar? D orbitali ve toplamda en büyük baş kuantum sayısının da 3 olduğu söylenmiş. Kimin için geçerliydi bu bilgiler? X'in artı 2 yüklü iyon hali için. O halde X'in artı 2 yüklü halinin elektron dizilimini yapalım. Bakın arkadaşlar burada D orbitallerinde bir elektron bulunduğu söyleniyor. D orbitalinde bir elektron bulunabilmesi için sonunun 3D1 ile bitmesi gerekecek. Dikkat ederseniz baş kuantum sayısının en yüksek olduğu sayı değeri de 3 olarak verilmiş. Yani 4S'de elektron bulunmuyor. Buradan biz ne anlayacağız? Artı 2 yüklü bir tanecik olduğundan dolayı 2 elektronunu 4S orbitallerinden verdiğini anlayacağız. O halde şurayı çiziyorum. Yani 4S2 olacakken 2 elektronu baş kuantum sayısının en büyük olduğu yerden vermiş. Biliyorsunuz elektronlar baş kuantumun en büyük olduğu yerden veriliyordu. Ve elektron dizilimimiz burada belirtilen bilgiler çerçevesinde bu şekilde karşımıza çıktı. Elektron sayılarını sayalım.
Tanecimizin toplam elektron sayısına bakalım. 2, 4, 10, 12, 18. Burada elektronu verdiği için saymıyorum. Bir de 3D'den geldi. 19 elektronu varmış tanecimizin. Buraya 19 yazdım. Sorumuz bize x'in nötr haliyle ilgili geldiğinden dolayı öncelikle proton sayısını bulalım. 2, 19 daha 21 protona sahip x tanecimiz. Biliyorsunuz atomlarda proton sayısı ve elektron sayısı birbirine eşittir. Çünkü iyon yükü sıfırdır. O halde sorumuzu x 21'e göre yanıtlayalım. Bir de yukarıda bize dikkat ederseniz nötron sayımızın 24 olduğu belirtilmişti. Burada arkadaşlar nötron sayısı çekirdekte bulunduğu için x'in iyon hali ya da nötr hali önemli değil. Her zaman aynı elementte nötron sayısı iyon ve nötr halleri için değişmez, aynıdır. Buradan kütle numarasının da 45 olduğunu bulabiliriz. Yanlış olan soruluyordu bize. A şık atom numarası 21'dir. Proton sayımız yani 21 olduğunu görmekteyiz. Doğru. B şıkkı periyodik cetvelde 4. periyot 3A grubunda bulunur. Elementlerin periyodik cetveldeki yeri proton sayısına göre bellidir arkadaşlar. Buraya göre elektron dizilimini yapalım. Elektron dizilimimizi yaptığımızda 4S2 3D1 ile bittiğini görüyoruz. Baş kuantum sayısının en büyük olduğu ilk yerden periyot çizgimizi çektik. Baş kuantum sayısının en büyük olduğu yer bize periyodu veriyor. 4. periyot diyoruz. Grup numarasını bulurken de periyot çizgisinden sonraki orbitallerde bulunan elektron sayılarını topluyoruz. 2 buradan, 1 de buradan, toplamda 3 oldu. Bakın elektron dizilimimizin sonu D ile D orbitali bittiğinden dolayı atomumuz B grubunda yer almakta. Hatırlarsak son orbitali D ya da F olanlar B grubu elementleriydi. Öncülde bize 4. periyot 3A dediğinden dolayı B şıkkı yanlıştır ve sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. Doğrusu ne olacakmış arkadaşlar? 4. periyot 3B grubu demesi gerekiyordu. Diğer öncülleri de kontrol edelim. Değerlik elektronları S ve D orbitallerindedir. Periyot çizgisinden sonraki orbitaller bizim değerlik orbitallerimizdi. Zaten B gruplarında arkadaşlar değerlik orbitalleri S ve D'dir. Dikkat edelim. Burada S ve D demiş, doğrudur. Bir de şu açıklamayı yapmak istiyorum. Mesela burada elektron dizilimimiz 4S2, 3D10, 4P1 şeklinde bitseydi periyot çizgimiz de burada olacaktı. Arkadaşlar burada değerlik orbitalleri hangisidir dese şöyle yorum yapmayacağız. Hani periyot çizgisinden sonra SDP olduğu için üçünü söylemiyoruz. Bu A grubu olduğu için P ile bittiğinden dolayı A gruplarında D orbitali değerlik orbitali olarak kabul edilmez. Burada sadece S ve P olarak söyleyecektik. Çünkü periyot çizgisinden sonra S ve P orbitalleri ile beraber D orbitali de vardı. Ancak ne dedik? A grubunun değerlik elektronlarına ve değerlik orbitallerine D orbitali katılmaz. Buna da dikkat edelim. Öncülleri yorumlamaya devam ediyoruz. D şıkkı kütle numarası 45'tir denilmiş. Kütle numarası atomun sol üst köşesinde gösterilmekteydi ve 45 olduğunu bulmuştuk. Son olarak E şıkkına bakalım. Açısal momentum kuantum sayısı yani L'si 1 olan. L'si 1 olan orbitalimiz P orbitaliydi. Orbitalleri tam doludur denilmiş. Baktığımız zaman L'si 1 olan orbital P orbitali bakın tam dolu. Yine burada P orbitali tam dolu. Başka da L'si 1 olan orbital yok. Dolayısıyla E şıkkı da doğrudur. Sorumuzda bize yanlış olan sorulduğu için cevabımız B seçeneği olacak. Bir elementin nötr atomunun ilk 16 orbitali tam dolu, 12 orbitali ise yarı doludur. Bu element ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz soru bize nötr bir atom için sorulmuş. O halde direkt hani elektron dizilimini yazmadan da tam dolu ve yarı dolu orbital sayılarından elektron sayısını bulabilirim. Tam dolu bir orbital 2 elektron içerdiğinden 16 çarpı 2 diyorum. Yarı dolu orbitalde 1 elektron içerdiğinden 2 tane de yarı dolu varmış. 2 çarpı 1 diyorum. Toplamdaki elektron sayımın 34 olduğunu görmekteyim. Atomumuza x diyelim. 34 elektronu var. Atom olduğu için elektron ve proton sayıları birbirine eşit olacak. Buraya da 34 yazdık. Öncüllere baktığımızda periyodik cetveldeki yeri, işte grupları falan sorulmuş. O yüzden elektron dizilimini bir yapalım. Kısaltma bir elektron dizilimi yapmak istiyorum. Argona kadar yazalım 18. Daha sonra 18'den devam ediyorum. 4S2 20 oldu. 3D10 30 oldu. Ve 4P4 şeklinde elektron dizilimimizi yaptık. Yine kafasına takılan arkadaşlar için şurayı da açık bir şekilde yazalım. Bakın bu elektron dizilimini yapmak yerine ne yaptık? Kısaca argon 18 olarak yazmıştık. Şimdi periyot ve grubu bulalım öncelikle.
Arkadaşlar baş kuantum sayısının en büyük olduğu ilk yer. Bakın 4P değil de ilk yer neresi? 4S. Buradan periyot çizgimizi çektik. Baş kuantum sayısının en büyük değeri bize periyodu verecek. Elementimiz 4. periyotta. Grup bulurken periyot çizgisinden sonraki orbitallere bakacaktık. Dikkat ederseniz sonu P ile bitmiş. Yani bu bir A grubu elementi. A grubu elementlerinde değerlik elektronlarında ve değerlik orbitallerinde d orbitali sayılmıyordu. Dolayısıyla sadece s ve p'ye göre yorum yapacağım. S'den 2, p'den de 4 geldi. Periyot çizgisinden sonra s ve p'deki toplam elektron sayısının 6 olduğunu görüyoruz. O halde elementimiz 6A grubundadır diyebiliriz. Bir de şu taklidi yapabilirsiniz. Periyot çizgisinden sonra üstleri topladınız. 2, 12, 4 daha 16. Burada birler basamağını alarak grup numarasını belirleyebilirsiniz. 16'nın birler basamağı 6 olduğundan dolayı ve P ile de bittiğinden dolayı 6A'da diyebilirsiniz. Şimdi öncüllerin yorumuna geçelim. A şık atom numarası 34'tür. Evet, atom numarası proton sayısı aynı anlama geliyor. 34 dedik. B şıkkı periyodik cetvelin 4. periyodundadır. 4. periyotta olduğunu da söyledik. C şıkkı bir geçiş metalidir. Arkadaşlar geçiş metali D bloğu elementlerine verilen isim. Hatta F bloğu elementleri de iç geçiş metali olarak geçer. Sonuç olarak bizim elementimiz P bloğunda bulunduğu için bir A grubu elementidir. Geçiş metali değildir. O yüzden C şıkkı yanlıştır. Sorumuzda bize yanlış olan sorulduğu için cevabımız C şıkkı olacak. Diğer öncüllere de bakalım. Değerlik orbitalleri 4S ve 4P'dir. Az önce de bahsetmiştim arkadaşlar. Periyot çizgisinden sonra A grubu olan bir elementte D orbitalleri hem değerlik elektron sayısı hesabına hem de değerlik orbitaline katılmaz. İsterseniz bunu not olarak da yazalım. Önemli çünkü. Evet, notumuzu yazdık. A grubu elementlerinde, bu arada A grubu olabilmesi için sonunun S ya da P ile bitmesi gerekiyordu. Periyot çizgisinden sonra D orbitali bulunuyorsa, bakın periyot çizgisinden sonra D orbitali var burada olduğu gibi. Bu orbitalde bulunan elektronlar, yani şu 10 elektron değerlik elektron ve değerlik orbital hesabına katılmaz. O yüzden bizim değerlik orbitallerimiz burada D'leri katmadığımız için sadece S ve P'dir. Neden böyle dedik? Çünkü bu bir A grubu elementi. Sonu P ile bittiği için A grubu elementi. Bunu da zaten A gruplarında yapıyoruz. B grubu olsaydı tabii ki katacaktık. D de doğru dedik. Son olarak E şıkkı baş grubu elementidir. Baş grubu elementi A grubu elementi demek. Zaten A grubu olduğunu da söyledik. E şıkkı da doğru. Bize yanlış olan sorulduğu için cevabımız C şıkkı oldu. Yukarıdaki tabloda X, Y, Z ve T elementlerinin en yüksek baş kuantum sayıları ve değerlik orbitalleri verilmiştir. Buna göre X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. Öncelikle belirtilen en yüksek baş kuantum sayısı ve değerlik orbitallerine göre elementlerin muhtemel elektron dizilimlerini yapalım. Bakın arkadaşlar en yüksek baş kuantum sayısı 3 olarak verilmiş ve değerlik orbitalleri S ve P şeklinde söylenmiş. Hatırlarsak değerlik orbitalleri periyot çizgisinden sonraki orbitallerdi. Burada baş kuantumun en büyük olduğu yer bizim periyot çizgimizi belirleyecek ve buradan sonraki orbitallerde bizim değerlik orbitallerimiz oldu. P orbitali değerlik elektron olabilmesi için S'nin dolması lazım. O yüzden 3S2 dedim ama 3P'nin kaç olduğunu buradan bilemem. Bu şekilde bırakacağım. Y için aynı şekilde elektron dizilimini yapalım. Baş kuantum sayısının en büyük olduğu değer 4 ve değerlik orbitali S'ymiş. Bakın burada baş kuantum sayısının en büyük olduğu yer 4 olduğu için periyot çizgimiz şuradan ayrılacak. Ve değerlik orbitali S olduğu için burada bıraktım. S1 de olabilir, S2 de olabilir. O yüzden yine burayı boş bırakıyorum. Diğer elementimiz Z. En yüksek baş kuantum sayısı 4, değerlik orbitalleri S ve D'ymiş. Buna uygun bir elektron dizilimi de yapalım. Bakın arkadaşlar en yüksek baş kuantum sayımız 4'tü. Şuraya 4S'yi yazalım. Burada karşımıza aslında 3 ihtimal çıkabilir. Birinci ihtimal buranın 4S2 3D şeklinde olması lazım. Hani buraya soru işareti diyelim. Tam olarak bilmiyoruz. Yani birden 10'a kadar her şey olabilir. Birinci ihtimalim bu. Uyuyor mu? Baş kuantum sayısı en büyük 4 mü? 4. Değerlik orbitalleri S ve D mi? Evet. Periyot çizgisinden sonraki orbitaller değerlik orbitaliydi. Diğer ihtimaller buranın 4S1 3D5 küresel simetri biçimde olabilme durumu. Yine baş kuantum sayısı en büyük 4 ve değerlik orbitalleri S ve D. Bir de 4S1 3D10 şeklinde de olabilir. Burada karşımıza görüldüğü gibi birden fazla durum çıkıyor.
Bu ikisi önemli çünkü öncüllerden biri bununla alakalı. Bunu düşünmemiz gerekiyordu. T'ye gelelim. En yüksek baş kuantum sayımız 3 değerlik orbitalleri S ve P'ymiş. Bakın burada da yine en büyük baş kuantum sayısı 3 olduğu için periyot çizgimi buradan ayırdım. Değerlik orbitalleri S ve P olabilmesi için S'nin tam dolu olması lazım. Burada 4S 3D'deki bir durum söz konusu değil. Bu durum sadece S ve D arasında gerçekleşebilen küresel simetri olayını söylüyorum. Özel bir durumdu. Burayı da tam olarak bilmiyoruz. Şimdi öncüllerin yorumuna geçelim. Bize yanlış olan sorulmuştu. A şıkkı Y ile Z aynı periyottadır. Baş kuantum sayısının en büyük olduğu yer bize periyot numarasını veriyordu. Y ve Z'nin ikisinin de baş kuantum sayısının en büyük değeri 4 olduğundan dolayı aynı periyottadır ifadesi doğrudur. B şıkkı X ile T aynı grupta olabilir. Arkadaşlar X'in periyodu kaç? 3. periyot. En yüksek baş kuantum sayısı belli. T'nin periyodu kaç? 3. periyot. Şimdi 3. periyotta birden fazla aynı grup var mı? Yok. Her grup tek yani. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A. 3. periyotta aynı grupta olma ihtimali yoktur arkadaşlar farklı atomların. Dolayısıyla B şıkkı kesinlikle yanlıştır. Eğer periyotlar farklı olsaydı o zaman evet aynı grupta olma ihtimali var derdik. Ancak tekrar söylüyorum. Bu iki element aynı periyotta olduğundan dolayı en yüksek baş kuantum sayılarından belirledik bunu da. Özellikle aynı periyot derken 3. periyodu kastediyorum. 3. periyotta birden fazla aynı olan grup yoktur arkadaşlar. Bu yorumu B grupları üzerinden inceleseydik bazı periyotlarda B grupları aynı periyotta olmasına rağmen aynı grupta da bulunabiliyordu. 8B örneği gibi. Sonuç olarak B şıkkı mümkün olmayacağından dolayı yanlıştır ve cevabımız B şıkkı oldu. Diğer şıkları kontrol edelim. Z ile T'nin tam dolu orbital sayıları aynı olabilir. Az önce Z için birden fazla durum yazmamın nedeni buydu. Diyelim ki T'mizin sonu 3P6 ile bitsin. Burada tam dolu orbital sayısını sayalım. 2S'den de bir orbital geldi. 2P6'dan 3 tam dolu orbitalimiz geldi. 3S2'den bir tam dolu orbital geldi. Buranın da 3P6 olduğunu söyledik. Bu şekilde alalım dedik. Buradan da 3 tam dolu orbital geldi. Toplamda 1, 2, 5, 6, 9, 9 tam dolu orbitalim var. Ben Z için şu elektron dizilimini aldığımda yani küresel simetri halini aldığımda bakın şu kısma kadar zaten aşağıyla aynı olduğundan dolayı burada da 9 tam dolu orbitalimiz olacak ve 6 tane de yarı dolu orbital olmuş olacak. Sonuç olarak ikisinin de tam dolu orbital sayılarının eşit olma durumu var mı? Var. Bu 4S1, 3D5 şeklinde düşünürsek Z'yi bu mümkündür. B şıkkı da doğrudur diyoruz. C'ye de doğru demiştik. Son olarak E şıkkına bakalım. X ile Y'nin baş kuantum sayısı 3 olan orbitallerindeki elektron sayıları aynı olabilir. Bu da mümkün arkadaşlar. Mesela X'i 3S2, 3P6 şeklinde düşünelim. Y'yi de 3P6'dan sonra 4S1 ya da 4S2 istediğinizi düşünün. 3 ile başlayan baş kuantum sayılarındaki orbitaller bakın 2, 6 daha 8. Burada 2, 6 daha 8. Elektronların eşit olma durumu vardır. E şıkkı da mümkündür. Tekrarlıyorum. Mümkün olmayan sorulduğu için cevabımız B şıkkı olacak. X, Y, 2 iyonik bileşiğindeki iyonları 3. periyot soy gazının elektron dizilimine sahip olan X ve Y baş grup elementleridir. Buna göre Y'nin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir deniliyor. Dikkat edelim. Bileşiğimizin iyonik bileşik olduğunu ve bu bileşikteki iyonların 3. periyot soy gazına benzediği bize belirtilmiş. Öncelikle 3. periyot soy gazının elektron sayısını belirleyelim. 3. periyot soy gazı 8A grubunda yer alacak. Elektron dizilimini yaptığımızda 2, 8, 8 şeklinde. Buradan elektron dizilimindeki değerleri topladığımızda, her katmanda bulunan elektronları topladığımızda toplam 18 elektron olduğunu görüyoruz. Zaten arkadaşlar 3. periyot soy gazı argon soy gazı. Şimdi bunu belirledik. Bunu belirlememin nedeni X ve Y elementinin periyodu hakkında yorum yapabilmek. Dikkat ederseniz bileşiğimizin iyonik olduğu söylenmişti bize. İyonik bileşiklerde metal ve ametal arasında oluşuyordu arkadaşlar. İlk yazılan, formüldeki ilk yazılan elementimiz de metal olacak. Diğeri ametal olacak. Metaller ne yapıyordu? Elektron verirdi. Ametaller ise elektron alır. Bakın, X elementi elektron verdiği halde 18 elektrona sahip. Çünkü ne demişti? XY2 iyonik bileşiğindeki iyonları 3. periyodun soy gaz elektron dizilimine sahip. Yani elektron verdikten sonra elektron sayısı 18 oluyor. Peki X elementi elektron vermeden önce ne olacak? Elektron sayısı 18'den daha fazla olacak. 18'den daha fazla olacağı için direkt ne oluyor? 4. periyot element oluyor.
Y elementi ise elektron aldığı halde 18 elektrona sahip. Y'nin ametal olduğunu söylediğimiz için bakın 3. periyotta ametaller 5A, 6A, 7A grubunda yer alır. Dolayısıyla ya 3 elektron ya 2 elektron ya da 1 elektron almış olacak. Yani bulunduğu periyot 3. periyot sınırlarında olacak. O halde Y elementinin 3. periyot elementi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi elementlerimizin iyon yüklerini belirleyelim. Ne demiştik? İyonik bileşikler elektron alıp vermeyle oluşuyordu. Elektron veren metal katyon formuna, elektron alan ametal ise anyon formuna dönüyordu. Ve iyon yükleri ne yapıyordu? Çaprazlanarak oluşan iyonik bileşiğin formülünü yazıyorduk. Burada ise ters bir durum var. Biz formülü biliyoruz. Elementlerin yüklerini bulmaya çalışacağız. Bakın arkadaşlar az önce de söyledim. Normalde ne yapıyorduk? İyonların iyon yüklerini karşılıklı olarak çapraz şekilde ayaklara getiriyorduk. Burada tam tersini yaptığımızı düşünürsek bu iki daha önce neredeydi? X'in tepesindeydi. O halde X'in artı 2, Y'nin ise burada gizli bir 1 var. Bu 1 daha önce neredeydi? Y'nin tepesindeydi. 1 yazılmıyordu. O yüzden orijinalde hani burada şurada göstereyim. Burada bir şey yazılmıyorsa 1 var demektir. Ve Y'nin ametal olduğunu dolayısıyla elektron almış olduğunu söylediğimizden dolayı anyon formunda olmalı. Bunu eksi 1 olarak düşüneceğiz. Bir ihtimalimiz daha var arkadaşlar. Şöyle de olmuş olabilirdi. X'in artı 4, Y'nin ise eksi 2 değerlik almış olma durumuydu. Dikkat ederseniz burada mesela çaprazladığımız zaman X 2, Y 4. Buradan da ne yapıyorduk? En sade şeklini aldığımızda tekrar X, Y 2 formuna kavuşmuş olabilirdi. Yani iki ihtimalimiz var. Ancak arkadaşlar dikkat ederseniz ikinci ihtimal olamaz. Neden olamaz? Soru bize ne diyordu? X ve Y baş grubu elementi. Yani A grubu elementi. Ne olmuş hocam? A grubu olsun. Şimdi ne demiştik? X iyon halinde 18 elektrona sahipti ya. Şöyle yazalım. X 18 elektrona sahipti. Ve bu iyon halinin artı 4 olduğunu düşünün. O zaman proton sayısı ne olacak? 22 olacak. O halde biz X'in 22'ye göre yani nötr halini düşünelim. 22 proton varsa 22 de elektron vardır nötr halde. 22'ye göre elektron dizilimini yaptığımızda B grubu olduğunu görüyoruz. Şöyle kısaca elektron dizilimini yapalım. Argondan sonra 4S2, 3D2 geliyor. Bakın D ile bittiği zaman ne oluyordu? B grubu oluyordu. Demek ki şu ikinci ihtimalin olma durumu yok. Çünkü X'in baş grup yani A grubu olması lazım. Sonuç olarak biz ne yapmış olduk arkadaşlar? X ve Y'nin yüklerini belirlemiş olduk. X artı 2 yüklü, Y eksi 1 yüklü. Sorumuz bize Y elementinin periyodik cetveldeki yerini sormuş. Şöyle diyorum. Y elementinin yükü eksi 1 iken elektron sayısı 18. Çünkü ne demişti? 3. periyot soy gazına benziyordu bileşiğinde. Burada da 18 olduğunu bulmuştuk elektronun. O halde Y'nin proton sayısı nedir? 17'dir. Biliyorsunuz arkadaşlar periyodik cetveldeki yer proton sayısına göre belirleniyor. Bunun da nötr haldeki elektron dizilimini yapacak olursak şöyle yapalım. Y'nin nötr haline göre elektron dizilimi yapacak olursak 17'ye göre 2, 8, 7 diyoruz. 1, 2, 3, 3. periyot zaten söylemiştik 3. periyot olduğunu. 3. periyot sonu 7 ile bittiği için 7 A grubunda olduğunu söyleyeceğiz. A grubu olduğunu nereden biliyoruz hocam derseniz ilk 20 element zaten tamamen A gruplarından oluşuyor. Ya da orbital elektron dizilimini yaparsak 17'ye göre sonunun P ile bittiğini, dolayısıyla yine A grubu olduğunu göreceksiniz. Böyle bir elektron dizilimi olacak. Periyot çizgisini çektik. En büyük baş kuantum periyodu veriyordu. Periyot çizgisinden sonraki orbitallerde bulunan elektron sayılarının toplamında grubu veriyordu. 2, 5 daha 7. Onun P ile bittiği için de A grubu, S ya da P ile bitince A grubu diyorduk. 3. periyot 7A olacak. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Bu arada X'in periyodik cetveldeki yeri sorulmuş olsaydı da artı 2 yüklü olduğunu belirlemiştik. 18 elektronu vardı. Bunu da 20'ye göre yaptığımızda arkadaşlar 4. periyot 2A grubu olduğunu söylerdik. Bize şöyle bir iyon verilmiş. Bu iyonda toplam 50 elektron bulunmaktadır. Buna göre Y'nin periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir deniliyor. Y elementinin periyodik sistemdeki yeri sorulmuş. Buradaki hedefimiz Y'nin elektron sayısını bulabilmek. Bunun için de belirtilen iyondaki toplam elektron sayısından yararlanacağız. İyonumuzda 2 tane X atomu var. 2 çarpı X'in elektron sayısının 1 olduğunu görüyoruz. Artı bir tane Y var. Zaten Y'nin 1 çarpı Y diyelim. Y'nin elektron sayısını bulmaya çalışıyorduk. Artı 4 tane Z atomu var. 4 çarpı Z'nin elektron sayısının 8 olduğunu görüyoruz. Bakın iyonumuzun yükü eksi 1. Bunun anlamı dışarıdan bir elektron almıştır. Dolayısıyla buraya dışarıdan bir elektron aldığı için artı 1 diyorum. Eşittir toplam elektron sayısına 50'ye.
Buradan y'nin elektron sayısını bulacağız. Denklemi çözelim. 2 artı y artı 32 artı 1 eşittir 50. Buradan y artı 35 eşittir 50. 35'i karşıya atarsak y'nin elektron sayısını 15 olarak bulacağız. Arkadaşlar y atomunun elektron sayısı 15. Atomda proton ve elektron sayısı birbirine eşitti. Yine biliyorsunuz ki periyodik sistemdeki yer atomların proton sayısına göre yapılır. Yani nötr hallerine göre yapılır. Elektron dizilimini yapacak olursak 15'e göre 2, 8, 5. Elementimiz 3. periyot 5A grubundadır diyoruz. Katman sayısı periyodu veriyordu. Son katmandaki elektron sayısı da grubu vermekteydi. Cevabımız C şıkkı olacak. Periyodik sistemde aynı grupta yer alan elementlerle ilgili niceliklerinden hangisi farklı olabilir denilmiş. Bakın bir ihtimal sorulmuş. Dolayısıyla istisnai durumları da düşüneceğiz. Bizim periyodik sistemimizdeki gruplardan özel bir grubumuz var. İstisnanın olduğu 8A grubu. Neden özel bir durum var? Helyum yüzünden. Biliyorsunuz helyumun proton sayısı 2. Yani son katmanda 2 elektron var. Ancak 8A grubunda yer alıyor. Diğer soy gaz atomlarının son katmanında 8 elektron vardı arkadaşlar. Helyumda 2 var. Bu da ne oluyor? İstisnai bir durum oluşturmakta. O halde helyumu baz alalım. Elektron dizilimini yaptığımızda 1S2. Bir de neonu baz alalım. Argon da olur. Fark eden bir durum yok. 1S2, 2S2, 2P6. Şimdi buna göre yorumlarsak daha doğru bir cevaba ulaşmış olacağız. Dediğim gibi neden bu grubu seçiyorum? İstisnai durum var. Birinci öncül değerlik orbital türleri farklı olabilir mi? Evet. Bakın helyumun değerlik orbitali S. Neonun değerlik orbitalleri ise S ve P. Ne oldu arkadaşlar? Değerlik orbital türleri birbirinden farklı oldu. Birincisi olabilir diyoruz. İkinci öncül en büyük baş kuantum sayıları. Dikkat edersek helyumun baş kuantum sayısı 1. Neonun en büyük baş kuantum sayısı 2. Yine farklı gruplarda da bu durumla karşılaşıyoruz. İkinci öncül de farklı olabilir. Üçüncü öncül değerlik elektron sayıları. Bakın yine helyumda değerlik elektron sayısı 2'dir. DES diyelim. Neonda ise değerlik elektron sayısı 8'dir. Yine farklı olma ihtimali var. O halde sorumuzun cevabı E şıkkı olacak. X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Buna göre X, Y ve Z ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur deniliyor. Bilgilere bakalım. Birinci öncül X'in atom numarası kendisine en yakın soy gaz atomundan 3 farklıdır. Kendisine en yakın soy gazdan 3 farklı olduğuna göre biliyorsunuz soy gazlar 8A grubundaydı. Ya X elementi 5A grubunda olacak ya da 3A grubunda olacak. Bu iki grupta olduğunda X elementi kendine en yakın soy gaza göre atom numarası 3 farklı durumda olmuş olacak. 3A grubundaysa 3 fazla olur, 5A grubundaysa 3 eksik şeklinde olacak. İkinci bilgimiz Y'nin açısal momentum kuantum sayısı yani L'si 3 olan orbital hangi orbital? F orbitaliydi. F orbitallerinde 2 elektron bulundurur. Arkadaşlar F orbitali ilk kez hangi enerji düzeyinde karşımıza çıkıyordu? Dördüncü enerji düzeyinde karşımıza çıkıyordu. O halde Y'nin son orbitali 4F2 ile bitmesi gerekiyor. Z'nin 14 tam dolu bir yarı dolu orbitali vardır. Biliyorsunuz tam dolu orbitaller 2 elektron, yarı dolular 1 elektron alıyor. Şöyle tam dolu, bu da yarı dolu. Buradan yola çıkarak Z'nin elektron sayısını tahmin edebiliriz. 14 tane tam dolu varmış çarpı 2 elektron taşıyacak. Artı bir tane de yarı dolu elektronu varmış. Buradan arkadaşlar ne olmuş oldu? Toplam elektron sayısının 29 elektron olduğunu tespit ettik. Şimdi bunlara göre yorumlayalım. A şıkkı X3A grubu elementidir. Ne demiştik? X3A da olabilir, 5A da olabilir. Kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Y 5. periyotta yer alır denilmiş. Y için F orbitalinde bulunur demiştik. Bir elektron dizilimi yapalım 4F2'ye kadar. Bunun için arkadaşlar şöyle bir şemamız var. Bu işimizi kolaylaştırıyor. Özellikle daha yüksek sayılı elektronlara sahip olan atomlarda bu taktiği uygulamak sizin işinizi kolaylaştırır. Birinci enerji düzeyinde bir orbital vardı. İkinci enerji düzeyinde iki orbital. Üçüncü enerji düzeyinde üç orbital. Dördüncü enerji düzeyinde 4 orbitalimiz var. Aynı şekilde 7. enerji düzeyine kadar 4 orbitalle devam ediyorum. Orbital şemamızı yazdık. Şimdi arkadaşlar çapraz ok yöntemi var. Çapraz okun geçtiği orbitallere elektronlar öncelikle yerleşecek. Bu sıraya göre ben de orbitalleri yazacağım. Bakın önce 1s2'den geçiyor. Daha sonra 2s2'den geçecek.
oka devam ediyorum. 2P6 3S2. İkinci enerji düzeyi bitti. 3'te S'yi çizdik. P'den devam ediyorum. Enerjisi düşükten yükseğe doğru gidiyorum. 3P6 4S2. 4F2'ye kadar devam edeceğiz. Evet, daha sonra bakın 3B'yi çizmiştik. 3D'den çapraz okuma devam ediyorum. İlk çizdiğimi önce yazıyorum. 3D10. 4P6. 5S2. 3'ler bitti. 4'te P'yi çizmişiz. D'den devam ediyorum. 4D10. 5P6. 6S2. Bakın buradan sonra 4F geliyor. Zaten 4F'de 2 tane elektron olduğunu söylemiştik. Burada kaldık. Ne demişti? Y elementi 5. periyotta yer alır. Şimdi bu elementin grup ve periyodunu belirleyelim. Baş kuantum sayısının en büyük olduğu ilk yerden ayırıyorum. Bakın şuradan ayırdım. Kaçıncı periyotta yer alıyormuş bu elementimiz? 6. periyotta yer alıyormuş. Dolayısıyla B şıkkı yanlış oldu. 5. periyotta yer alır demişti. Hayır, 6. periyotta yer alacak. C şıkkı Z'nin atom numarası X'ten büyüktür. Arkadaşlar Z'nin atom numarasında hani 29 elektron var dedik. Dolayısıyla 29 da proton olacak. Çünkü bunlar atomdu. Yani proton ve elektron sayıları birbirine eşitti. X'in ise sadece 5A ve 3A grubundan birinde olduğunu biliyoruz. Periyodu ile ilgili bilgimiz yok. Yani 4. periyot, 5. periyot, 6. periyot olabilir. Dolayısıyla daha üst periyotlarda yer alırsa, örneğin 6. periyotta yer alırsa ne olacak? X'in atom numarası Z'den daha büyük olacak. Bu da soru işareti bizim için. D şıkkı X 4. periyot 5A grubu elementidir. Ne demiştik? X'in grubu ile ilgili iki tahminimiz vardı. Ancak periyodu ile ilgili herhangi bir tahminimiz yok. Sadece 1. periyotta olmadığını söyleyebiliriz. Ancak 4. periyottadır falan da diyemeyiz arkadaşlar. Bu da bizim için soru işaretidir. E şıkkı Y 3B grubu elementidir. Bakın burada Y için elektron dizilimini yapmıştık. Y'nin periyodunun da 6. periyot olduğunu söyledik. Grubunu nasıl belirleyeceğiz? Arkadaşlar bakın F bloğunda yer alan bir element bu. F bloğunun tamamı 3B grubunda yer alır. Bunu yazalım. Evet, F bloğunun tamamı 3B grubundadır. Aynı nasıl 8B 3 defa tekrarlıyorsa F bloğunun tamamı da 3B'dir arkadaşlar. Hatta periyodik sistemde en çok üyesi bulunan grup 3B grubudur. Nedeni de F bloğudur. Sorumuzun kesin doğru olan cevabı E seçeneği olacak. X, Y ve Z elementleriyle ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır deniliyor. Bilgilere bakalım. Birinci bilgimiz X'in temel hal elektron dağılımı NS2 ile bitiyor. NS2 ile bittiğine göre biz iki yorum yapabiliriz burada. Ya 2A grubu elementidir arkadaşlar ya da N değeri 1 ise birinci periyotta biliyorsunuz helyum vardı. Değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen 8A grubunda bulunuyordu. Ya da helyum olabilir diyoruz. Yani 8A grubunda. X için iki ihtimalimiz var. İkinci bilgimiz Y'nin baş kuantum sayısı 3 olan enerji seviyesinde toplam 11 elektronu bulunur. Şimdi üçüncü enerji seviyesinde bulunabilecek orbitaller neydi? 3S, 3P ve 3D orbitalleri. Bunların toplamının 11 elektron içerebilmesi için S'nin 2, P'nin 6, bakın 2, 8, D'nin ise ne olması lazım? 11 olması için 3 elektron içermesi lazım. Biliyorsunuz S ve P daha düşük enerjide olduğu için elektronlar öncelikle bu orbitallere dolacak, en son D orbitaline dolacağı için D'yi 3 diye bu şekilde yazdım. O halde bizim Y ile yapacağımız yorum son orbitali 3D 3 ile bitecek. Üçüncü bilgimize baktığımızda Z'nin elektron bulunduran tüm orbitalleri tam doludur denilmiş. Tam dolu olabilmesi için sonu S ile bitiyorsa S2 olacak. Sonu D ile bitiyorsa D10 olacak. Sonu P ile bitiyorsa P6 olacak. Sonu F ile bitiyorsa F14 olacak. Bu sayede ne olur? Tüm orbitalleri tam dolu olur. Buna göre yorum yapalım. Şimdi bize kesinlikle yanlış olan sorulmuş. A şıkkı X birinci periyot elementidir. Ne demiştik X için? Helyum olabilir demiştik. Helyum olursa X birinci periyot elementidir ifadesi doğru olabilir. Yani kesinlikle yanlış diyemeyiz. B şıkkı Z 4. periyot 8A grubunda yer alır. 4. periyot 8A grubunda olsa tüm orbitalleri tam dolu oluyor mu Z'nin? Buna bakalım. 4. periyot 8A olması için elektron dizilimi nasıl olacak? Argona kadar yazdığımızı düşünün. Sonra 4S2 geliyor. 3D10, 4P6. Bakın bu şekilde elektron dizilimi sonlandığında 4. periyot 8A grubu element olacak. Görüldüğü gibi tüm orbitalleri tam doludur. Zaten P6 ile bittiğinde ne
Ne demiştik? Tam dolu orbitale sahiptir demiştik. Yani B seçeneği de olabilir. Hani periyodu kesin 4 diyemeyiz ama ihtimal var mı? Var. C şıkkı Y'nin değerli elektron sayısı 2'dir. Y için biz ne demiştik? Son orbitali 3'te 3 ile bitecek. O halde Y için 3'te 3'e kadar elektron dizilimini yapalım. Yine argon 18 diye kısaltalım. Daha sonra 4S2 gelecek. Sonra 3'te 3 gelecek. Bakın arkadaşlar, biz orbitaller üzerinden değerli elektron sayısını nasıl belirliyorduk? Baş kuantum sayısının en büyük olduğu ilk yerden bir periyot çizgisi çekiyorduk. Periyot çizgisinden sonraki orbitallerin üzerindeki sayıların toplamı bize değerli elektron sayısını veriyordu. Görüldüğü gibi burada S orbitalinden 2, D'den de 3 elektron geldi. Toplamda ne oldu elektron sayımız? 5. O halde Y'nin değerli elektron sayısı kesinlikle 5'tir. Burada 2'dir dediği için bu bilgi kesinlikle yanlış. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. Bize yanlış olan sorulduğu için cevabımız C şıkkı oldu. Diğer öncülleri de kontrol edelim. X ve Z aynı grup elementidir. Arkadaşlar X ya 2A ya 8A olacak dedik. Z için de S2, mesela S2 ile bittiği zaman 2A grubu olabilir. Hatta helyum ise 8A grubu da olabilir. Onun dışında P6 ile bittiği zaman zaten 8A grubu olabilir. Dolayısıyla 2A ve 8A olma ihtimali olduğu için X ile aynı grupta olma ihtimali var. Kesin yanlış diyemeyiz. E şıkkı Z 2A grubu elementidir demiş. Arkadaşlar Z'nin de az önce dediğim gibi S2 ile bitti. Mesela 2S2 ile bittiğini düşünün. 2A grubu olma ihtimali var mı? Var. O yüzden bu bilgide kesin yanlış diyemeyiz. Bize kesinlikle yanlış olan sorulduğu için cevabımız C şıkkı oldu. Proton sayısı 57 ve 60 olan X ve Y elementleri için niceliklerinden hangileri aynıdır denilmiş. Öncelikle bu iki elementin elektron dizilimini yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi proton sayıları oldukça yüksek olan elementler bize verilmiş. Bu tür elementlerin orbital elektron dizilimi yapmak için şimdi yapacağım orbital şemasını kullanmak işimizi oldukça kolaylaştıracak. Bu orbital şeması hangi enerji düzeyinde hangi orbitaller bulunuyor bunları belirtiyordu. Birinci enerji düzeyinde sadece S orbitalimiz vardı. İkinci enerji düzeyinde S ve P. Üçte 3 orbital türümüz vardı. S, P ve D orbitalleri. Dördüncü enerji düzeyinde bütün orbitallerimiz bulunmakta. S, P, D ve F. Buradan sonra 7. enerji düzeyine kadar 4 orbital de ortamda mevcut. Evet, enerji düzeylerinde bulunan orbitalleri yazdık. Şimdi enerjisi düşük olan orbitalden başlayıp enerji yükselecek şekilde orbitallerin üzerinden çapraz ok geçireceğim ve çapraz okun geçtiği orbitali sıraya göre yazacağım. Öncelikle X 57 yapalım arkadaşlar. Bakın, çapraz okumu geçirdim. 1S2. Daha sonra enerjisi düşük olan orbital 2S orbitali. 2S2. Daha sonra 2P6 3S2 şeklinde gidiyor. Bakın çapraz ok. İkinci enerji düzeyi bitti. Üçüncü enerji düzeyinde P'den devam ediyoruz. 3P6 4S2. Üçüncü enerji düzeyinde 3D duruyordu. Buradan çapraz okumu çizdim. 3D10 4P6 5S2. Şimdi orbitallerin üzerindeki elektronları toplayalım. Amacımız ne? 57'ye ulaşmak. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38'deyiz. Buraya 38 diyelim. Devam ediyorum. 3D bitti. 4S, 4P, 4D'den çiziyorum okumu. 4D10 ne oldu? 48 oldu. 5P6 54 oldu. 57 olacaktı. 6S2 56 oldu. Bir tane daha lazım. Onu da 4F'den alacağız. 4F1 olacak arkadaşlar. Hemen Y için de yapalım. Y 60 oldu. Bakın zaten şuraya kadar aynı. Yine yazalım. Bakın burası 57 idi. Biz şu an ne istiyoruz? 60 olsun istiyoruz. Yani 3 tane daha ekleyeceğiz. Zaten F en fazla 14 alıyordu. 4F1'e 3 daha eklersek 4F4 de bitecek. Topladığımız zaman üstleri 60 olduğunu görüyoruz. Şimdi öncüllerin yorumuna geçebiliriz. Bize aynı olan özellikler soruluyordu. Birinci öncül periyot numaraları demiş. Arkadaşlar biz periyot numarasını nasıl belirliyorduk? Baş kuantum sayısının en büyük olan ilk orbitalden periyot çizgimizi çekiyorduk. Yine burada da burası. Baş kuantum sayısının en büyük değeri bize periyodu veriyordu. İkisinin de 6. periyot elementi olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla periyot numaraları aynıdır. İkinci öncül grup numaraları demiş. Dikkat ederseniz iki atomun da son orbitali F orbitali. Arkadaşlar F orbitali ile biten atomların tamamı 3B grubundadır.
P bloğunda yer alırlar bunlar. Alt taraftaki lantanit bölümünde 4F dediği için ikisi de. Aktinitler de yine aynı şekilde. Lantanit ve aktinitlerin tamamı 3B grubudur. Yani F ile bitiyorsa 3B diyeceğiz. Dolayısıyla grup numaraları da aynıdır. Üstleri önemli değil. Üçüncü öncül L'si sıfır olan orbitallerindeki elektron sayıları demiş. L'si sıfır olan orbitalimiz hangi orbital? S orbitali. S orbitallerindeki elektronları ikisini de sayalım. Önce X ile başlayalım. Bakın 1S2'den 2 geldi. 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane elektronu var S'de. L'si sıfır olan diyelim. Y element için de sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. O zaman ikisinde de L'si sıfır olan 12 elektron var. Üçüncü öncülümüz de doğru. L'si sıfır olan orbitallerindeki elektron sayıları da ne oldu arkadaşlar? Aynı oldu. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak.